Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Artebella Kola Ebru setinden bir tanesini seçtik ve onu birlikte çalışacağız, projelendireceğiz. Setin arka tarafında ahşap, seramik, cam ve kumaşlarla yapılmış örnekler bulunmakta. İncelersiniz. YouTube'daki diğer videolarımızda ulaşmak için de kutu yüzeyindeki QR kodunu telefonunuza okuttuğunuz vakit videolara ulaşabilirsiniz. Bizim 9 ayrı farklı başlangıç seviyesi ve profesyonel seviyeye doğru ya da sizin isteyeceğiniz renk adedine göre, yani boya renklerine göre ve içeriğine göre değişen 9 adet değişik setimiz var. Ben 2 numaralı seti size bugün anlatıyorum. 2 numaralı setimizin içerisinden ne çıkıyor? Ebru yapacağımız teknemiz. 4 adet Ebru boyası, 4 adet Ebru boyası 40 cc, hazır jelimiz, atkılı sarım fırçamız, biz bazı çalışmalarda kullandığımız Ebru'daki bu iğne şeklindeki alet, ardından Ebru ile ilgili açıklama kağıdımız. Setlerimizin içeriği de zaten içerisinde mevcut. Siz ona göre kendiniz tercih edersiniz ve içerisinden de Ebru yapacağımız 30 adet kağıdımız çıkıyor. Evet, biz hazır jelimizi dökerek çalışmamıza başlıyoruz. Tekneye yavaşça döküyoruz. Setimizin içerisinden sarı, mavi, kırmızı, yeşil olmak üzere 4 rengimiz çıkıyor. Ve biz bu 4 rengi tekne yüzeyindeki hazır jelimize atarak boyamızı çalışmamıza başlıyoruz. İstediğimiz renklerden başlayabiliriz. Ben yeşille başladım. Aldıktan sonra boyamızı şöyle hafif karıştırıyoruz. Eli iki parmağımızla boyanın fazlasını sıkıyoruz ve Ebru boyamızı atarak çalışmamıza devam ediyoruz. İlk önce 4 rengi de atalım. Bakalım bu 4 renk kağıdımıza çekelim. Bugün sizlerle kağıda çekim yapacağız. Seramiğe çekim yapacağız. Ve kompozit plakaya çekim yapacağız. Kırmızıdan birazcık eklemek istiyorum. Evet, battal ebrumuzu attık tekne yüzeyinde. Şimdi kağıda alacağız. İki ucundan tutuyoruz kağıdımızı. Tekne üzerine yavaşça koyuyoruz ve bizimiz yardımıyla kaldırıp ucunu teknenin kenarına sürterek çekiyoruz. Evet, bunu bir kenara alalım. Şimdi bir de kumaşa çekim yapalım. İlk önce zemine kırmızı boyamızı yoğun bir şekilde atıyoruz. Ardından biz yardımıyla istediğimiz yere karışık renklerde boyadan alıp üst üste boyayı atarak şekiller oluşmasını sağlıyoruz. Yeşil olsun. Şunda kırmızı boyamız olsun. Şunda yeşil olsun. Bir tane daha yeşil atalım. Ardından da bizimiz yardımıyla
Yuvarlaklarımızın ortasından yukarı veya aşağı çekerek kalpler oluşturuyoruz. Ve ardından kumaşımızı alarak aynı kağıtta olduğu gibi kumaşımızı su yüzeyine yatırıyoruz ve suyun yüzeyindeki ebronun kumaşa geçmesini sağlıyoruz. Teknemizi kenarına sürterek, evet, bu şekilde kumaşı alıyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Şimdi de ebru teknemize çeşitli renkler atarak kompozit plaka üzerine çekim yapacağız. Bunun için kompozit plakamızı kağıdını açıyoruz. Artebella'nın plaka kompozit. İnanılmaz güzel bir ürünü. Çok güzel resimler yapabilir üzerine. Ebru çekebilir. Panolar oluşturabiliriz. Bunun için zemine ilk önce yeşil renk atıyorum. Ardından zemin kısmı mavi tonlarda ebru boyamı yoğun bir şekilde atıyorum. Sarı rengimi de yeşilin üzerine üst kısma atıyorum. Boyalar birbirine sıkıştırarak çok hoş bir görüntü elde ediyorum. Maviyi iyice sıkıştırıyorum. Evet. Ardından şurada da hafif bir iyice fırçamı sıktıktan sonra hafif şurada bir kırmızılık yapayım. Güneş ışıkları sanki geliyormuş gibi gökyüzünde. Evet. Şimdi kompozit plakamı suyun yüzeyine hafifçe sağdan sola veya soldan sağa batırarak bir kenardan batırıp diğer kenardan alarak kompozit plaka üzerine ebrumun geçmesini sağlıyor. Teknemi temizleyip şimdi seramiğe atım yapacağım. Tekne yüzeyini temizledim. Yine istediğim renklerden başlayarak çalışma yapabilirim. Şuraya yoğun mavi atıyorum. Orta kısmı biraz kırmızı atacağım. Kenar kısımlarda kırmızıyla mavinin üzerine gelen yerlere yeşille tonlama yapıyorum. Şurada biraz daha maviler yoğun olsun istiyorum ve kırmızıyı biraz boyamın iteklemesini istedim ve güzel bir görüntü elde ettim. Şimdi seramik balığımı alıyorum. Bir kenardan bastırarak diğer kenara doğru ebruya batırıyorum. Ve şöyle güzel bir görüntü elde ediyorum. Seramik balığımın üzerinde. Biraz sonra bunlardan güzel bir çalışma yapacağız ve bir pano oluşturacağız. Ona hazırlık yapıyorum. Evet, bunu da bir kenara aldıktan sonra yine tekne yüzeyini kağıtla temizliyorum. Temizliyorum diyorum ama Artebella'nın ebru boyasındaki renkler o kadar yoğun, o kadar güzel ki tabii bu temizlemek üzere aldığım kağıdı bile daha sonra başka yerlerde kullanabiliyorum gördüğünüz gibi. Tabii ben bunu atmıyorum. Daha sonra işime yarayacak. Çalışmamız bittikten sonra tekrardan teknemizdeki jeli
jel kutusuna doldurarak istediğimiz zaman kullanmak üzere bir köşede bekletebiliriz. Sevgili çocuklar, kumaşa, kağıda, kompozite, plaka kompozite ve balığa çektiğimiz ebrolarımızı hazırladık. Küçük küçük parçalar kestim ben bunlardan. Şöyle bir mizansen hazırlıyorum. Yapıştırıcımızı alıyoruz elimize. Artebella kağıt yapıştırıcımızı. Ardından şöyle kompozitin üzerine bizim bir tane yelkenlimiz var. Onu hazırlıyoruz. Bayrağı da olacak tabii. Bayrağın asacağımız direğimizi yapıştırıyoruz. Hepsini ebroya çektiğimiz kağıtlarla hazırladım. Sizler de böyle çok güzel ebrodan projeler hazırlayabilirsiniz. Evet, şu şekilde. Kumaşa gelince de direğimizin üzerine kumaşımızı yapıştıracağız. Ve daha sonra ona şöyle güzel bir hareket kazandıracağız. Bunun için de şöyle ucunu kaldırarak bayrağımız dalgalanıyormuş şeklinde bir görüntü vereceğiz. Evet, birincisi böyle teknemizi hazırladık. Bayrağımız, direğimiz ve gövdesi. İkinci olarak da balığımızı hazırlayacağız. Turkuaz ve turuncu çektiğimiz ebru kağıtlarımızdan da parçalar kesiyoruz. Bunun için ebru kağıdımızı ikiye katlayıp hafif dalgalı ince şeritler çıkarıyoruz. Bunları plaka kompozit üzerinde uygulayacağız. Aynı şekilde turuncuya da hazırlık yapıyoruz. Yapıştırıcımızla bu şeritleri plaka kompozitimizin üzerine yapıştırıyoruz. Yine tekrarlayacağım. Sizler de istediğiniz ebru desenlerini, istediğiniz renkleri hazırlayabilir ve bu çalışmayı yapabilirsiniz. Panomuzu çalıştıktan sonra balığımızı, ebru çektiğimiz seramik balığımızı da üzerine yapıştırıyoruz.